Fransa ile İsviçre sınırında Michelin'in yeni Cross Climate isimli lastiğini test etmek için bulunuyoruz. Bu gerçekten devrim niteliğinde bir lastik. Yazın yaz lastiği performansını, kışınsa kış lastiği performansını sunduğu iddiasıyla piyasaya çıkıyor. Bakalım gerçekten de bu lastik burada test ettiğimiz kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla beklentileri tam anlamıyla karşılayacak, 4 mevsim kullanılabilecek bir lastik mi? Gelin hep beraber incelememize başlayalım. Etkinliğin ilk bölümünde Michelin yetkilileri bu lastiğin gerçekten Avrupa'daki otomobil kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda geliştirilmiş olduğunu bize açıkladı. Verilen istatistiklerde Avrupa'daki otomobil kullanıcılarının %65'inin kışın kış lastiği kullanmadığı gerçeğiyle karşılaşılmış. Müşteri talepleri ve geri bildirimleri neticesinde Michelin 3 yıldır çok büyük bir yatırımla yeni Cross Climate isimli lastiğini geliştirdi ve şu anda da artık piyasaya çıkacak şekilde bu lastiğin üretimine başlamış durumda. Burada Michelin'in geliştirmiş olduğu bu Cross Climate isimli lastik gerçekten devrim niteliğinde bir ilk olma özelliğine sahip. Çünkü bugüne kadar 4 mevsim diye adlandırılan lastikler hem yazın hem de kışın yeterli performans sunmaya çalışıyordu. Ama hiçbir zaman tam anlamıyla şu an iddia edildiği kadar iyi bir değeri yakalayamıyordu. Cross Climate isimli bu lastikle Michelin hem materyalindeki compound'undaki özelliklerle hem de sırt deseniyle hem yazlık kullanımda yani hızlanma, performans, frenleme ve yol tutuş anlamlarında beklentileri tam anlamıyla karşılayacağını, bunun yanı sıra da kış kullanımında yine özellikle karlı zeminde çekiş konusunda ve frenleme konusunda çok iyi değerlere ulaştığını söylüyor. Yol testi kapsamında 30 kilometredir Peugeot 308'i ve onun yerle temasını sağlayan yeni Michelin Cross Climate lastikleri kullanıyorum. Bu 30 kilometrelik güzergahta hem Fransa'nın alçak kesimlerinde hem de İsviçre'nin alplerinde bu lastiği test etme imkanı buldum. Alçak kesimlerde ısı 5-6 derece ve kuruydu. Burada lastiklerin tutunması, çekişi hiçbir problem yaşatmadı. Ama asıl merak edilen zaten yükseklere çıktığımızda nelerle karşılaştığımızdı. İsviçre Alplerine tırmanırken hava 0 dereceye indi ve hem zemin ıslanmaya belli yerlerde de karlanmaya başladı. Benim merak ettiğim yolun karla kaplı olduğu esnalarda bu lastiğin nasıl bir performans sergileyeceğiydi. Ve gerçekten de hiç zorlanmadan tekerlek yerle temasını sağlayarak ve motorun gücünü aktararak gerçekten ilerlemeyi başardı. Şimdi de asıl merak edilen ve bizim için hazırlanmış olan 3 farklı alanda hem 4 mevsimlik bir lastiği hem de Cross Climate lastiğinin nasıl performans sergilediğini karşılaştırarak tanıma fırsatı bulacağız. İlk istasyonumuz kuru zeminde frenleme. Ben şu anda rakip bir markanın 4 mevsimlik lastiği ile şu anda bu istasyona başlıyorum. Burada saatte 55 km hızla duracağımız alana yanaşacağız ve sonuna kadar fren yapıp otomobilin nasıl bir mesafede duracağını gözlemleyeceğiz. Şu anda 55 km hızla geldim ve frenimizi yaptık. Burada zaten yan tarafta gösterilen yerlerde 4 mevsimlik lastiğin nasıl bir mesafede duracağını görebiliyoruz. İkinci istasyonumuz ıslak zeminde yol tutuşla ilgili. Burada da hazırlanmış parkurda bir göbeğin etrafında sabit bir direksiyon tutuşuyla ne kadar hızlı dönebileceğimizi göreceğiz. Burada tekerleğin suyu nasıl tahliye edebildiğini ve ne kadar iyi tutunduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Başlayalım buna da. Şu anda 31 km hızla dönüyorum 4 mevsimlik lastikle. 33 ile dönüyorum ve şu anda çizginin dışına taştım. Yani 33-34 km hızla giderken bu lastik yükü taşıyamadı ve otomobili kafadan dışarı doğru taşırdı.
Üçüncü ve son istasyonumuzda karla kaplı ve 9 derecelik eğimli bir alanda tekerleğin tutuşunun nasıl olduğunu görmek üzerine kurulmuş. Bakıyoruz, şu anda birinci vitesi aldım. Yine 4 mevsimlik lastiklerleyiz ve kalkmaya çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çıkıyoruz ama bolca patinaj çekerek çıktık. Sonuçta 4 mevsimlik lastikte tabii ki kış şartlarında performans sergiliyor. Ama önemli olan cross climate'ın bundan daha iyi olup olmadığını görmek. Bakalım cross climate bu aynı parkurlarda ne yapabilecek? Biraz önce yaptığımız 3 tane testin aynısını yine Volkswagen Golf ile yapacağız. Ve bu sefer Golf'ün lastikleri Michelin cross climate. Yine demin olduğu gibi 55 km saatte hızla durmam gereken kuru zemin üzerinde ilerliyorum. Şu anda 54 ile gidiyoruz. 54 ve aynı şekilde frenimizi yaptık. Ve demin durduğumuzdan yaklaşık benim buradan görebildiğim kadarıyla bir 1-1,5 metrelik daha iyi bir durma mesafesi sağlandı. İkinci istasyonumuz olan ıslak zeminde yol tutuşa geldik. Bakalım cross climate burada nasıl bir performans sergileyecek? Yine özel olarak hazırlanmış göbeğimize giriyoruz ıslak zeminde. Ve şu anda 30 km hızla burayı dönmeye başladım. Şu anda 33 ile dönüyorum. 34 ile dönüyorum. 35. Hala iyi bir tutunma var. 37. Ve şu an 37'de otomobil çizgisinin dışına çıkmaya başladı. Burada da aşağı yukarı bir 3 km saatte hızlık bir fark söz konusu. Rakip 4 mevsimlik lastikle Michelin Cross Climate arasında. Son testimize geldik ve burası asıl merak edilen Michelin Cross Climate'ın gerçekten zorlu kış şartlarında şu an olduğu gibi 9 derecelik eğimde karla kaplı bir zeminde ilerleyebilip ilerleyemeyeceği. Bakalım gerçekten 4 mevsimlik lastikten daha iyi bir performans sergileyebilecek mi? Birinci vitesteyim ve başlıyorum. Yine ufak tefek patinajlar çekmemize rağmen gerçekten cross climate bir kış lastiği kadar olmasa da yine de 4 mevsimlik bir lastikten daha iyi bir tutunma sağlayarak bu engeli de aşmış oldu. Eğer gerçekten yaşadığınız yerde çok zorlu kış şartları yaşamıyorsanız, yani kış lastiği almak sizin için bir külfet gibi ise, gerçekten bu lastiklerle beklentinizin tam anlamıyla karşılanabileceğini burada tecrübe ettiğim kadarıyla söyleyebilirim. Görüşmek üzere.